Bir kaba aynı anda açılan ve eşit sürelerde eşit hacimde ve aynı sıcakta sıvı akıtan X ve musluklarından sıra sırasıyla dx ve dy olan sıvılar akıtılıyor. Özgürdeğer arasındaki ilişki dx büyüklüğü dy olan sıvılar bir süre akıtıldıktan sonra X musluğu kapatılıyor. Şimdi arkadaşlar bunların x'i birlikte akıtılıyormuş. Şöyle yapalım isterseniz. Dx, dy'den daha büyük olduğu için şuraya dx yazalım. Alt tarafa dy yazalım. X'ini birlikte akıtınca mecburen arada bir değer alacak karışım nöstesi. Karışıma giren sıvıdan arasında bir değer alıyor. Çünkü o yüzden şöyle bir sabit gidecektir öncelikle. X ile y arasında. Devamda ne diyor? X musluğu kapatılıyor. Bakın x kapatılınca o zaman geriye ne akıyor? Y ye akıyor. Dolayısıyla karışım içerisine y musluğundan sıvı aktığını göre karışım nöstesi azalacak. Y'ye doğru ne yapacak? Yaklaşacak. Y musluğunda doldurmaya başlanıyor. Karışımın ötesinin zamana bağlı değişim grafiği hangisi gibi olur demiş. Tabi karışıma Y ekleyince karışımın ötesi Y'ye doğru azalacak. Parabol şeklinde olur. Hiçbir zaman Y'ye eşit olamaz. Ama Y'ye de yaklaşır deriz. Bu mantıkla cevap şıkkı aramak lazım. Bu da nerede var arkadaşlar? Baktığımızda Y aşağıda olacakmış. Biraz daha yukarıdan başladı. O da Ceyhan'da varmış deriz arkadaşlar. Hacmi V olan kabın yarısı yoğunluğu 5 de olan sıvıyla dolduruluyor. Evet şöyle kabın yarısını alalım arkadaşlar. Yoğunluğu 5 de olan sıvıyla doldurulacakmış. Burayı şöyle bir dolduralım. Şurası 5 de diyeceğiz. Tabi hacmi V kadar dediği için şuna V bölü 2 kadar diyelim. Tamamı da V kadar olacakmış. Kaptan bir miktar sıvı boşaltıldıktan sonra boşaltılan sıvı isterseniz V üstü diyelim. V üstü çarpı 5 de dışarı çıktı. Boşalttıktan sonra bu kez yoğunluğu D olan sıvıyla dolduruluyor. Yani şurası bir miktar aşağı indiğinde gerek kalan kısmı biz şuranın tamamını D ösülü sıvıyla dolduracakmışız. Şöyle bir durum olacak. Aşağıda 5 D ösülü sıvımız var. Onu da işte sarıyla gösterelim şöyle. Şimdi bu mantıkla bakalım. Üst taraf D üssü olacak. Pardon D olacakmış. Şuraya da D diyelim. Ne diyor bu mantıkta? Son durumda kaptaki sıvının ağırlığı boşaltılan sıvının ağırlığına eşit olduğuna göre. Şimdi boşaltılan sıvımız ne kadar? V üssü hacminde 5 T üssü sıvı boşaltıldı. Eşit olacakmış bu kaptaki sıvı ağırlığına. Kapta ne vardı? V bölü 2 hacminde sıvımız vardı ama onun V üssü kadarı boşaltıldığı için mesela V2'si V bölü 2'si V üssü kadar sıvı kaldı 5 T'den. Geri kalan kısım ise yani V bölü 2 artı V üssü kadarlık kısım ise neyle doldurdu? D ile dolduruldu. Neyle dolduruldu. Bak, kaptaki sığımız bu. Boşaltılan da bu. Dolayısıyla bunları birbirine eşitleyelim. Gelin bakalım. Hepsinde ortak olan D'ler gitsin. Uğraşmayalım onlarla. Sol tarafta neyimiz var? 5 tane V üssü var. Sağ taraf açarsak parantezi. 5 tane V bölü 2'miz var. Eksi 5 tane V üssümüz var. Sağ tarafta artı V bölü 2 artı V üssümüz var. V üstüleri bir tarafa toplayalım. ve üstü sola attık 10 yaptı. Bir tane de oradan çıktı. 9 tane V üstü kaldı sol tarafımızda. Sağ tarafımızda 5 bölü 2 V. Bir de V bölü 2'miz var. Yani 3 V'miz var. Bize tabii V üstünü sormuştu. O zaman V üstümüz 3 V bölü 9 yaparmış. Yani sadeleştirirsek V bölü 3 yaparmış deriz. O da Ceyhan'da varmış arkadaşlar. Bir öğretmen adezyon ve kohezyon kuvvetleri ilgili yüzey gelimi öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında olaylarından hangilerini örnek olarak verebilir demiş. Adezyon koezyona bakacağız. Bakalım. 1. Toplu iğnenin su yüzeyinde durabilmesi. Arkadaşlar toplu iğne su yüzeyinde yüzey geriliminden dolayı duruyor. Yüzey geriliminin nedeni de koezyon kuvveti. Yani su yüzeyinde moleküllerimiz var. Şuradaki molekülleri aşağıdan çeken var, sağdan çeken var, soldan çeken var herhangi bir molekülü. Bakın sağdan, soldan, aşağıdan, çaprazdan her yerden çekiyorlar. Fakat dışarıdan çeken yok ya da varsa gaz molekülü çekiyor o da çok az çekiyor. O yüzden yüzeyde bir gerginlik oluşuyor. Bundan dolayı toplu iğneyi ya da ataç bıraktığımızda sıvı yüzeyinde kalabiliyor, özkülesi büyük olduğu halde. Bu yüzey gelimi nedeni koizyon olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu örnek olarak verebilir. Birinciyi aldık. 2. Yere dökülen civanın dağılmadan durması. Civa moleküllerin bir arada durmasının nedeni arkadaşlar kohezyon kuvvetinin fazla olması civada. O yüzden bir arada duruyorsa kohezyonla alakalı bunu örnek olarak verebilir öğretmen. 3. Savaş gemisinin yüzmesi demiş. Arkadaşlar savaş gemisinin yüzmesi kaldırma kuvvetiyle alakalı. Bununla alakalı değil o yüzden attık cevabımız 1 ve 2 yani deniz olacakmış deriz. Kıvanç ve Kerem ırmakta yüzerken antik bir sikke buluyorlar. Bu sikke ile ilgili gözlemler yaptıktan sonra bu para saf altından yapılmış hipotezi ortaya atıyorlar. Bu hipotezin desteklenmesinde veya çürütülmesinde sikkeye ait aşağıdaki niteliklerden, niteliklerden hangisi kullanılabilir demiş. Arkadaşlar kütlesini biliyor olmamız, hacmini, ağırlığını biliyor olmamız, sıcaklığını biliyor olmamız, onun hangi madde olduğunu anlamamızı sağlamayacak. Ama eğer bu bir altınsa altın öz kütlesi 19.3 gram bölü santimetrik olduğu için bilindik bir şey olmuş oluyor. O yüzden de öz kütle yardımıyla altın mı değil mi anlayabiliriz buradan. O yüzden cevabımız Edirne olacakmış deriz arkadaşlar. İçinde şekil seviyede su bulan dereceli silindirin üzerinde bulunduğu elektronik teraz 100 gramı gösteriyor. Dereceli silindire türdeş bir küre bırakın su seviyesi şekil 2'deki gibi seviyeye çıkıyor. Elektronik terazinin gösterdiği değer 225 gram oluyor. Buna göre bilyenin öz kütlesi nedir diye sormuş. Arkadaşlar terazimiz önceden 100 gramdı şimdi 225 gram gösteriyor. Demek ki içerisindeki bilyenin kütlesi 125 gram olacakmış. Buradan bunu anlıyoruz. 1. Sıvı seviyesi 20'deymiş. 45'e çıkmış. Demek ki buradan da bilyenin hacminin 25 santimetre küp olduğunu anlıyoruz. Tabi bilyenin özlesi nasıl bulacağız? Değiştir M bölü V'den bulacağız. Kütlesini biliyoruz. Tartıdan okuduk 125 grammış. Hacmini de ölçtük 25 santimetre küpmüş. Dolayısıyla özlerimizde 5 gram bölü santimetre yani denizli yaparmış deriz arkadaşlar. Şekildeki silindirlerden K'nın tamam yarıçapı L'ninkinin yarısı, o zaman k'nın kine r olursak l'nin taban yarıçapına 2 r edeceğiz. Yüksekliği ise l'nin ikinin 2 iki katıdır. L'nin yüksekliğine h dersek k'nın yüksekliğine 2 h diyecekmişiz. K'nın öz kütlesi l'nin 2'nin 2 iki katı olduğuna göre l'ye d diyecekse k o zaman 2 d deriz. Olduğuna göre k'nın kütlesinin l'nin kütlesine oranı yani mk bölü oranını soruyor bize. Arkadaşlar kütleyi hacimle öz kütleyi çarparak bulabiliriz. Dolayısıyla bu silindirlerin hacmini bilirsek öz kütlelerini zaten biliyoruz. Oradan yola çıkarak kütleleri oranını bulabiliriz. Silindir düzgün bir katı cisim olduğu için hacmini tabanın çapı yüksekte buluyoruz. O zaman K hacmine taban alanı pi r kare değil mi? Yüksekliği ise 2h kadar. Lenkine bakacak olursak L'nin ise taban alanı 4 pi r kare, yüksekliği ise h kadar. Dolayısıyla birinci hacmine 2v diyecek olursak ikinci hacmine 2 katı yani 4v demek lazım. Dolayısıyla m k için kütle yazacak olursak hacmi 2v kadar da öz kütlesi 2d idi. L için yazacak olursak L'nin hacmi 4V kadar öz kütlesi ise D kadar. Bunun oranını sormuş. Mesela 4V'nin 4 v oranından 1 yaparmış deriz. Yani cevabımız C yan olacakmış arkadaşlar. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 50 gram kütleli metal bilyeler başlangıçta içindeki sıvı miktarı aynı olan özdeş dereceli sindirler içerisinde şekilde bırakılıyor. Bu gözlemlerden elde edilen verilere göre kürenin yapıldığı metalin için öz kütle D, hacim B grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Arkadaşlar bakacak olursak birin şeklimizde bir tane bilye varken içerisinde sıvı seviyesi 30 santimetre küpü gösteriyor. Bir bilye daha atıldığında 40'a çıkmış. O zaman bir bilyemiz 10 santimetre küpmüş diyebiliriz. Hatta bir bilye daha atıldığında 50'ye çıkmış. 10'unu 10 artıyor. O zaman her bir bilyenin hacmi 10 santimetre küp olacakmış deriz buradan. Öz kütlesine gelince değiştir. M bölü V'den kütlesi 50 gram olduğunu paragrafta söylüyordu. Hacmini de biz 10 santimetre küp olarak bulduk. Demek ki bilyenin öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olacakmış deriz. Arkadaşlar bir tane bilgenin ösklesi de 5 gram bölü santimetre. iki tanenin de 3 tanenin de. ne yapmaz? Değişmez. O yüzden ösklesi sabit olan grafiği arayacağım. Ve değeri de 5 olacakmış. Bakın hacim artıyor ama ösklemiz sabit ve 5 olacakmış deriz. Tamam arkadaşlarımız olayımız bu. <laughs> Düşe kestir şeklinde gibi olan Rayer çaplı küre şeklindeki özdeş kahveliğe kaplarında sırasıyla 2D ve D ösküle sıvılar vardır. K kabı R 2, L kabı ise R yüksekliğine kadar doludur. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi birin şeklimize baktığımızda bakın şu sıvının hacmine V'ye kadar diyecek olsak bunun üst tarafında kalan miktar şuradaki hacim V'den daha fazla olsa gerek. Yoksa 2'in şeklimize baktığımızda alt tarafa V desek burası V'den daha büyükmüş olacakmış. Yani toplam hacmi 2V'den daha büyük buranın. 2V'den büyük olacakmış deriz ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Şimdi bu mantıkla bakacağız sorumuza. Ne diyor birinci sorumuzda? K kabındaki sıvının kütlesi L kabındaki sıvının kütlesinin eşittir diyor. Bakın birinci kabımızda V desek V çarpı 2D oldu kütlesi. Ama ikinci kabımızda eğer 2V olsaydı 2V çarpı D diyecektik. Eşit olacaktı ama daha büyük olacak çünkü 2V'den daha fazlası var dedik. O yüzden birinciyi attık. L kabındaki sıvının hacmi K kabındaki sıvının hacminin 2 katından hayır 2 katından fazladır dedik. O yüzden bunu da attık. 3 L kabındaki sıvının kütlesi K kabındaki sıvının kütlesinden büyüktür. Evet birincisi 2VD varken ikisi 2V'den daha fazla var. O yüzden de L'deki sıvı kütlesi daha fazla olacakmış deriz. Cevabımız yalnız 3 yani C olacakmış arkadaşlar. Bir deneyde X sıvısının kütle hacim grafiği şekilde gibi elde ediliyor. Bu grafiğe göre 1 ve 2 aralıklarında X sıvısının sıcaklığının değişip değişmediği konusunda ne söylenebilir diye sormuş. Bakalım. Arkadaşlar birinci aralığa bakarsanız Kütle sabit fakat hacim artmış. Ya bir maddenin kütlesi sabitken hacmi nasıl artabilir? Sıcaklığını artırarak değil mi? Genleşir yani hacmi büyümüş olur. O yüzden demek ki birinci ayakta sıcaklık değişmiş yani artmış. Dolayısıyla bir de artmış diyeceğiz. Gelin ikinci arada. Bakın ikinci ayakta kütle artarken hacim de onunla birlikte doğru orantılı bir şekilde artmış. Olması gereken bu. Eğer sıcak ve basınç sabitse Kütleyi arttırdığımızda hacmi de orantılı artacak. Özklemiz değişmeyecektir. Çünkü kütlenin hacmine oranı bize özkleyi veriyor. Özkleye bakın. Bu arakta değişmediğine göre sıcaklık sabit kalıyor diyebiliriz. Dolayısıyla 1'de artmış, de değişmemiştir deriz. Bu mantıkla cevabımız C olurmuş arkadaşlar. Günlük hayatta karşılaşabilecek olaylardan hangileri adezyon kuvvetinin sonucudur demiş. Arkadaşlar adezyon kuvveti farklı moleküller arası çekim kuvvetidir. Kohezyon aynı moleküller arası, ise adezyon farklı moleküller arası çekim kuvveti. Bu mantıkla bakacağız. 1 çocuğun parmağının ucunu diliyle ıslatarak kitap sayfalarını daha kolay çevirmesi. Bakın diliyle ıslatıp sonrasında kitap sayfasına dokununca ıslakla daha doğrusu oradaki sıvıyla kitap arasında bir çekim kuvveti oluşacak. Yani adezyon kuvveti, farklı moleküller arası çekim kuvveti var. Evet deriz. 2. Su damlasının cam yüzeyde asılı kalması demiş. Arkadaşlar mesela yağmur yağdıktan sonra evimizin camına dikkat edin. Yüzeyde su molekülleri asılı kalır. Niye farklı moleküller birbirini çekiyor? Camla su birbirini çektiği için orada asılı kalıyor. Yer çekimine karşı koymuş oluyor. Belli bir ağırlığa ulaşmadan da düşmüyor. nasıl bu da adezyon kuvveti ilgili. 3. Musluğun ucunda asılı kalan. Yani şurada bir musluk alacak olursak arkadaşlar şöyle. Musluk ucu, içi, ucunda şöyle bir su damlası <laughs> belli bir ağırlığa ulaşana kadar düşmüyor. Öyle değil mi? Musluğun ucunda asılı olan su damlasının belirli bir ağırlığa ulaşmadan musluktan ayrılmaması. Aynen öyle. Böyle ne yapıyor? Muslukla su molekülü birbirini çekiyor. Adezyon kuvveti var burada da deriz. O yüzden üçüncüyü de alırız. Cevabımız 1, 2, 3 yani Edirne olacakmış arkadaşlar. Ağırlığı G olan bardak altlığın üzerine bardak konulmuş ve altlıkla bardak yapışmıştır. Kerem bardağı tutarak düşey doğrultuda yukarı doğru sabit hızla hareket ettirirken bakın burada sabit hızın altı çizilmiş ona dikkat edelim. Hareket ettirirken altındaki bardakla birlikte yükseliyor. Arkadaşlar bu yükselmenin nedeni adhezyon kuvveti. Çünkü şurada bardakla altlık arasında hafiften bir sıvı birikiyor. Mesela bardak sıvıyı sıvı da altlığı çekiyor. Farklı moleküller arası çekim kuvveti olmuş oluyordu. O yüzden adezyon etkisiyle yukarı doğru çıkıyor. Günlük hayatta da karşınıza çıkmıştır bu. Yaparken altlıkla birlikte yükseliyor. Hatta altlık bir süre sonra düşebiliyor ya da sonuna kadar gidebiliyor. Buna göre demiş altının bardağa yapışarak birlikte hareket etmesini sağlayan kuvvet demiş. Arkadaşlar bu kuvvetin değeri ne kadardır diye soruyor aslında. Şimdi ağırlığımız G kadar ya. O yüzden bir defa yukarı doğru adezyon kuvvetimiz de G'ye kadar olsun ki onu yukarı doğru hareket ettirebilsin. Ya adezyon G'den büyük olsa da olur. Çünkü büyük ya da eşit olursa dengede kalır. Fakat sabitse hareket ettiriliyor dediği için adezyon kuvveti tam G'ye kadar olsun ki net kuvvetimiz sıfır olsun sabitse de gitsin. O yüzden g kadardır diyeceğiz buna. Bardak ile alttan arasındaki etkileşim türü demiş. Birbirine yapışma olmuş oluyor. O da farklı moleküllerin çekim kuvveti yani adezyon diyeceğiz buna da. O mantıkla bakarsak cevabımız arkadaşlar burs oluyormuş deriz.